Çekilin geriye. Dağılın. Çekilin hepsine. Buraya kadar Sait. Namusumuza leke sürmüşsündür. Cezasını bilirsin. Yapma Hasan Ağam. Ben Zeyna'yı seveyim. Kıymayasın bize. Sen bizim namusumuza kıydın Sait. Ben de siye kıyacağım. Namusumuzu temizleyecek. Yapmayın. Yapmayın, durun ne olur. Sakın ola ki siz karışmayasınız. Dedim Allah'ıma size vururum ha. Seyit'i siye kurban etmem ağam. Kılına dokundurmam Seyit'i. Zeyno çekil. Çekilmeyen. Zeyno çekil diyorum sana. Ne yaparsın ağam? Beni de mi vurursan? Seni de vururum. İkiniz de vururum. Yapar mısın ağam? Kıyar mısın bacını? Kıyarım Zeyno. İkinizi birden öldürürüm. Hatırlayın mı ağam? Küçükken beni tarlada akrep sokmuştu. Diye bir şey olacak diye eli ağlamış. Öyle korkmuştunuz ki beni sırtladığın gibi hastaneye götürmüştünüz. Diye bir şey olacak diye sabahlara kadar dua etmiştiniz. Allah'ım ne olur bacıma bir şey olmasın, onu bizden alma diye dua etmiştiniz. Niye dua ettiniz o zaman? Niye kurtardınız canımı? Sonra benden almak için. Sonra kendiniz öldürmek için. Ama sen töreye karşı geldin Zeyno. Namusumuzu iki paralık ettin. Köyde kimsenin suratına bakamıyoruz. Yapma ağam. Kardeşi kardeşe kırdıran töre mi olurmuş? Zeynep haklı ha. Kardeşini mi öldüreceksin? Ha? Damadını mı öldüreceksin? Biraz sağduyulu. Lütfen. Gelin vazgeçin şu işten. Sizin hiç vicdanınız yok mu? Size karışmayın diyeyim lan. Madem çekinmiyorsunuz ikiniz de vuracağım. Dur ağam. Durun. Zeyno'nun bir günahı yoktur. Vuracaksanız beni vurun ha. Seyit. Evladım. İnsan kendi kanından, kendi canından birini vurur mu be? Bırakın! Burak! Sen al bizimkileri götür, onları bana bırak. Tamam baba. Fırla! Hadi sen, sen Zeynep. Hadi. Hadi atlayın lan. Gel Zeynep. Nerede kal Murat kardeş, nereye gideceğiz? Abi şuradan bir uzaklaşalım da bakarız çaresine. Hey tamam tamam. Çabuk gidelim. Ağamlar bizi bulamazsın. Bulamazlar bulamazlar. Çocuklar oldukça kolay atlattık galiba ha. Allah. Hadi ha. Nuri baba kaçtılar. Bak kaçtılar evladım. Silahları bizde nasıl olsa. Bir alt edemezler. Şapkasını bile unuttu garibim. Ağam tut. Nuri baba arıyor abi. Efendim babacığım. Murat evladım. Bizim çocukları Şile'de Selami'nin oteline götür. Tamam mı evladım? Tamam babacığım. Olaylar yetişinceye kadar orada kalsınlar. Bu arada Selami'ye selamlarımı bildir ve ilave et. Çocukları Selami'ye emanet ediyorum. Anlaşıldı mı? Tamam, sen hiç merak etme babacığım. Hadi bakalım, iyi yolculuklar. Ne oldu Murat kardeş? Nereye gidiyor? Abi Şile'ye gidiyoruz şimdi. Nuri babam bir arkadaşı var Selami abi. Onun oteline saklanacaksınız. İyi iyi. Ağamlar bizi bulamazlar der mi Sait? Bulamazlar bulamazlar Zeyno'm. Sen meraklanma ya sen. Şey Murat kardeş. Böyle üstümüzü falan değiştirsek. Ne bileyim halledemez miyiz? Bir şeyler yapamaz mıyız yani? Sen hiç meraklanma kardeşim. Onu da halledeceğiz şimdi. Selami abi, Nuri babanın sana çok selam var. Seyit ve Zeyno'yu sana emanet etti. Söyle Nuri'ye Murat, gözü arkada kalmasın. Nuri'nin emanetini canım pahasına korurum. Burada kıllarına bile zarar gelmez bu çocukların. Eyvallah baba. Kim vardı peşinizde? Zeyno'nun babasıyla kardeşleri. Ne istiyorlardı sizden? Canımızı. Töreye karşı geldiğinizde vurmak istediler bizi abi. Vallahi abi düğünü bastılar. Seyit ve Zeyno'yu zor kaçırdık ellerine. Bu devirde bu kafa kaldı mı hala ya? Abi bak Nuri baba özellikle tembih etti. Seyit ve Zeyno olaylar yatışana kadar burada saklanacaklar, tamam mı? İyi düşünmüş Nuri. Korkmayın çocuklar. Burada kimseler bulamaz zaten sizi. Balayına gelmiş gibi düşünün. Başka bir şey düşünmeyin. Eyvallah baba, sağ olasın. Olay bir sonuca bağlandığına göre bana müsaade artık. Murat kardeş, Allah senden razı olsun. Buralara kadar bizi getirdin, sağ ol. Ne demek Seyit'im? Biz kocaman bir aileyiz. Böyle zor zamanımızda birbirimizin yanında olmadıktan sonra aile olmanın ne anlamı var? Doğru söyle sen ha. İstanbul'da bir değişiklik olursa bize haber veresin. Biz de seni ararız, tamam mı? Tamam. Benden mutlaka telefon bekleyin.
Bu arada buranın tadını çıkartın. Ha. Tatil yapın. Sağ ol Hasan. Abi çok teşekkürler. Sağ ol. Evet. Hadi görüşürüz. Haydi Allah'a emanet. Hadi biz de içeri girelim çocuklar. Hadi. Günaydın çocuklar. Günaydın Aysin. Kolay gelsin. Günaydın Nuri Bey. Günaydın Melahat Hanım. Günaydın. Hemen çayını getiriyorum Melahat ablacığım. Tamam, sağ ol Ali Kemal. Nuri Bey, Zeyno ile Seyit'ten bir haber var mı? Endişelenmenize gerek yok Melahat Hanım. Gelirken Murat'la konuştum. Çocukları bizim Selami'nin oteline yerleştirmiş. Güzel. Yani sizce orada emniyetteler değil mi? Hiç merak etmeyin. Zeyno'nun abileri bizimkileri artık hayatta bulamazlar. Hakikaten Nuri Baba ya. Biz bu Zeyno'nun abilerini ne yapacağız ya? Sinan, sen evden böyle pijamalarınla mı geldin? İyi misin? İyiyim Melahat Hanım. Yok, ben bu gece de yine Akasya Palas'ta uyudum da o yüzden yani. Nuri Baba ya, biz bu Zeyno'nun abilerini polise ihbar edelim ya. Sinan, olur mu öyle saçma şey ya? Olur mu öyle şey Sinan? Polise haber verirsek abilerini tutuklarlar. Ne olur iki aile arasında düşmanlık başlar çocuğum. Oysa bizim amacımız o iki aileyi barıştırmak. Melahat Hanım haklı oğlum. Bekleyelim biraz ortalık sakinleşsin, sonra bunları uzlaştırıp barıştırırız. Buyurun, çaylarınız da geldi. Teşekkür ederim. Koy buraya, koy. Kaba herif. Hadi. Nuri Bey, Mert aradı mı? Haber var mı? Aramadım Melahat'ım. Günlerdir merakla bekliyorum. Yok, hiçbir haber yok. Telefon da etmedi. Yani kötü kötü şeyler geliyor aklıma. Yok yok, öyle kötü şeyler getirmeyin aklınıza. Arayacaktır yakında, merak etme. Ya Nuri Baba, sen Mert araziye gidecek demedin. Belki de arazide işleri uzun sürdü. Allah bir kışlaya dönsün, arar. Niye merak ediyorsun? Tamam da oğlum. İşte kaç gündür gözüme uyku gelmiyor mesela. Ne yapayım, baba yüreği işte. Alo? Tabii efendim, adresi alayım. Tamam, geliyor hemen taksiniz. Melahat Hanım, sıra sizde. Mimoza Sokak 54 numara. Hemen gidiyorum. Hoşça kalın. Pijamayla hiç yakışıklı görünmüyorsun. Hoşça kalın. Babayı arayın. Alo, buyur babay. Bize hayırlı haberleriniz var mı Hasan? Babay, Seyit'i bulduk. Düğünü bastık ama vuramadık. Seyit kaçtı. Çıksın zeyrekte. Bir altı edemeyiz, sonra kendinize adam değilsiniz. Babey, tabancaları elimizden aldılar. Canımızı zor kurtarmışsın. Silahları nasıl verirsin? Silahların namus olduğunu bilmiyor misiniz? Bilik babey ama adamlarla baş edemedik. Densiz köpekler. Sirkeci'de Cemsit Ağa'nın kahvesine gidin. Selamımı söyleyin, onlar size silah tedarik eder. Anladın? Anladım babey. Hasan ağa, baba ne değil? Elinin körünü değil. Yürü gidik. Oho, su ne büyüktür Seyit. Nerede bitiyor dip? Hiç bitmiyor Zeyno. Ha böyle alıp başını gideyim. Sen mi diyorsun? Yani ucu var bucağı yok öyle mi? He, ucu vardır bucağı yoktur. Aynı bizim sevdamız gibi. Sen böyle lafları nereden öğrendin Seyit? Nereden öğrendim Zeyno? Sen benim yüreğimi dillendiriyorsun. Çok korkuyorum Seyit. Ağamlar elbet izimizi bulacaklar. Korkma Zeyno. Niye korkuyorsun? Böyle bir zaman geçsin, aşiretin büyükleri araya girsin. Ondan sonra baba da, kardeşleri de bizi affederler. Olur mu dersin Seyit? Olmaz mı Zeyno? Sen kafayı hiçbir şeye takmıyorsan, hem aklından çıkarmıyorsan, artık bizi Allah'ın kudretinden başka hiçbir şey ayıramaz. Tamam mı? Merhaba arkadaşlar. Merhaba Mehmet Hoca. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şahane kahvem var hocam, içer misin? Kahve falan istemiyorum Ali Kemal. Ders kitapların nerede? Ha, buraya dur. Kap, ders çalışacağız. Hadi gel. Ya hocam, dersin sırası mıdır şimdi? Ne güzel oturaydım oraya da. Ali Kemal, cahil cahil oturmaktan bıkmadın mı? Ne zaman bitireceksin bu liseyi? Mehmet Hoca doğru söylüyor Ali Kemal. Sabahtan akşama kadar oturuyorsun oğlum. Otur bakayım dersinin başına. Hadi bakalım, Ali Kemaller okula marş marş. Peçe. Ya Osman abi. Ha. Benim anlamadığım bir şey var ya. Şimdi sen o kadar zengin bir adamsın. Holdingin var,
şirketlerim var, vergi borcum var. Sen niye durak da bizimle taksi şoförlüğü yapıyorsun? Yani hakikaten hiç yakıştıramadım sana. Biraz alışsız! Sen beni öldürtürecek misin be? Osman Bey! Oturur musunuz lütfen şuraya? Ay ne yapıyorsunuz öyle? Sinan şaka yapıyor size. Ama eşek şakası yapar ya. Ya kardeşim sen de biraz diline hakim ol ya, Allah Allah. Bilmiyor musun? Adam şeker hastası. Sinirlenmemesi lazım. Pardon yani baba. Osman Bey. Efendim. Siz bir lavaboya kadar gidin. Şöyle yüzünüze bol bol bir su vurun, ferahlarsınız. Öyle mi? İyi gelir mi? Çok iyi gelir. Mendiliniz nerede? Burada. Ha, onda da bir kurulayıverin. Şşş Osman Bey. Bir şey yapacağım, duracak sana. Ya Sinan oğlum ne uğraşıyorsun adamla? Şeker hastası. Şaka. Şaka yapayım mı dedim ya? Şaka yani. Yok şaka mı olursun? Vay! Nuri Baba, bak misafirlerimiz var. Hoş geldiniz ağalar. Hayrola, bir durum mu var? Seyit nerededir? Seyit'in yerini söyleyin. Ne yapacaksın sen Seyit'in yerini? Namusumuzda temizleyici yok. Silahla temizlik olmaz. Siz namusunuzu temizleyeceğinize önce örümcek kafalarınızı temizleyin. Buraya çene çalmaya gelmedik abla. Nerededir Seyit? La konuşun, hepinizi vururum ha. Değil la. Yürü, 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 yürü. Hepinizi öldürürüm. Yani kemer buraya geldi. Silahtır, kazayla patlar, matlar, altı patlar, mermi bana sıçrar. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşim siz eşkıya mısınız? Her gün elinize silahla bir yere mi basıyorsunuz? Bakın, diyorum ki gelin Barış'ın bu işi tatlıya bağlayalım ha. Kardeşinizin ne kadar mutlu olduğunu görmüyor musunuz beyefendi? Bırakın mutlu olsunlar, rahat bırakın onları. He? Uzatmayın. Senin yerini söyleyin çabuk. Söyleyin. Eller yukarı! Eller yukarı! İşte Osman Ağa! Helal sana Osman Ağa! Arkadaşlar, biraz önce Melahat Hanım size söyledi. Öyle silahla delikanlılık olmaz diye. Elinizde silah varken fırtına gibi esip savuruyordunuz. Ne oldu şimdi? Süt dökmüş kediye döndünüz, he? Abi Süleyman Bakan'ın sizi ne yapalım? 40 katır mı yoksa 40 satır mı? Osman Ağa'ya cevap verin bakalım. Ne yapalım şimdi size? Ben barış yapalım derim. Gelin barışın Seyit'le. Bu tatsızlığa da bir son verin. Ölünüzle barışmayın Seyit'le. Olmaz. Törelerimiz müsaade etmez. Seyit'in ölmesi lazımdır. Bak, bizim törelerimiz de mekanımızı basıp abuk subuk konuşmanıza müsaade etmez, tamam mı? Şimdi madem töreniz böyle bir şeye müsaade etmez, çaresiz biz de götürüp sizi polise teslim ederiz canım. Heh. Ay yaşa Nuri Bey. O zaman teslim edelim polise, görsünler günlerini. Adam öldürmeye tam teşebbüsten en az 10'ar yıl yersiniz. Ani tecavüzden 5'er sene yersiniz. Hesap mı? Ha, hesap. Yetmedi. Ateşli silahlar kanununa muhalefetten en az 4'er yıl daha yersiniz. Oğlum, kurban olayım. Bundan ne diyeyim ya? Vallahi abicim sizin anlayacağınız hapislerde çürürsünüz. Bak, 20'er sene, 20'er sene yersiniz en az. Toplam. Yok yok, merak etmeyin. O kadar yatmazsınız. Siz bu dik kafalıkla giderseniz hapiste sizi şişlerle bir an önce öteki dünyaya geçersiniz. Kurban olan bizi polise vermeyin ha. Elinizi ayağınızı öpeyim ha. Tamam, biz ettik, siz etmeyin ha. Kurban olan size. Sizi bir şartla affederim çocuklar. O da bu töre meselesini bırakıp binip memleketinize geri gideceksiniz, tamam mı? Tamam ağam, yeter ki sal bizi, biz gidek. Söz mü? Söz, söz ağam. Tamam. Ver elini öpüme. Estağfurullah. Şimdi evli evine, köylü köyüne. Mehmet Hoca, bir zahmet arkadaşları otogara kadar götür, otobüslerine bindir, güle güle memleketlerine gitsinler. Tabii Nuri Baba. Sağ olasın ağam, sağ olasın. Hadi yolunuza çıkıyoruz. Hadi, yolunuza çıkıyoruz. Ha, aklımdayken öyle sağa sola da saçma sıkmayın ha. Çok acı. Telefon çalıyor. Efendim Nuri Baba. Seyit, nasılsın oğlum? Selami iyi bakıyor mu size? İyi baba, iyi. Allah'a çok şükür. Selami baba da bize gözü gibi bakıyor.
Seyit, iyi haberlerim var oğlum. Zeyno'nun abileri köye geri döndüler. Esnaf mı değil sen baba, köye geri mi döndüler? Onlar geri mi dönmüşler? Geri dönmüşler, gözümüz aydın. He baba. Tamam artık, sizin de orada kalmanıza gerek kalmadı. Dönün gelin İstanbul'a. Tamam baba, biz hemen gelir. Selami'ye selam söylemeyi unutmayın ha. Aleyküm selam baba, baş üstüne. Haydi. Oh, bu işi de kazasız belasız atlattık. Çok şükür. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz kızanlar. Hoş geldiniz çocuklar. Geç oldu. Ben de eve gideyim artık Nuri Bey. Tamam, ben de çıkıyorum zaten. Beraber çıkalım Melahat Hanım. Ben de eve gideyim bari. Mehmet Hoca, sen çıkıyor musun? Ben bir işe daha çıkarım, ondan sonra gidelim. Tamam Deniz. Çocuklar, durak size emanet. Merak etme babacığım, gözün arkada kalmasın. Sana değil. İşte burası yeni evimiz Zeyno. Gel. Kusura bakmıyorsan, hani eşyaları pek dizememişim. Paramız oldukça böyle hani yavaş yavaş dizedik artık ha. Öyle deme Seyit. Çok güzeldir evimiz. Çok sevmişim. Sevmiş misin? Bayılmışım Seyit. Yani gönül isterdi ki seni böyle havuzlu villalarda falan yaşa, tamam mı? Paramız buna yet ya. Havuzlu villayı nereden be? Sen yanımdasın ya. Dünyanın en güzel sarayından daha güzeldir burası benim için. Seni verene kurban olurum Zeyno. Seyit.